Salih Tuna, Cumhuriyet'e Ümit Zileli sözcüye Uğur Dündar. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı İbrahim Aydın Engin dün gazetecilerin neden gözaltına alındığını sorusuna "Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi?" karşılığını vermiş. Bence asla ve kat'a yetmez. Şayet Cumhuriyet bir gazeteden ibaretse neden suç olsun orada çalışmak? Hele hele muhalif olmak, iktidarı kıyasaya eleştirmek gözaltına alınmanın nedeni olabilir mi hiç? Öyle olsaydı bundan birkaç ay evvel aynı yazar kafalarının içi tıklım tıklım tezek dolu bir zihniyet iktidarda diyerek iktidardakilere eleştiri sınırlarını haydi haydi aşıp hakaret ettiğinde sorun olurdu. Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirmek veya muhalefet yapmak sorun değildir. Sorun, Can genel yayın yönetmenliği üzerinden Cumhuriyet Gazetesi'nin hizmete alındığı günden beri gırtlağına kadar Gürsel Kadri'ye batmasıdır. O Gürsel kadriki yabancı liderlerin Türkiye'deki IŞİD terörünün bir numaralı sebebini oluşturan kişiyi arayıp Suruç için başsağlığı dilemeleri utanç verici diyecek kadar kendinden geçmişti. Cumhuriyet Gazetesi bu elemanı köşe yazarı olarak hizmete almakla kalmadı, tuttu bile danışman yaptı. Gürsel Kadri'nin malul olduğu kin ve nefreti biz FETÖ'den gayet iyi tanıyoruz. Türkiye'yi uluslararası toplum nezdinde terörü destekleyen ülkeymiş gibi göstermek için MİT saldırırken de 15 Temmuz'da halkı tanklarla çiğnerken de hep bu kin ve nefret çalışmıştı. Cumhuriyet gazetesi de terör örgütlerini bile destekleyecek kadar bu kin ve nefretin merkez üssü haline getirilmişti. Söz konusu operasyonla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması da buna işaret ediyor. PKK, KCK ve FETÖ, PD'ye terör örgütlerine müzahir olduklarına 2 Nisan 2013 tarih ve 2013 taksim 4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair İddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ-PD'ye ve PKK-KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Arkalandığı veya desteklendiği iddia edilen örgütler hususunda savcılığın açıklamasında eksik var fazlalık yok. Zira Cumhuriyet gazetesi Mehmet Selim Kiraz'ı katleden DHKPC'ye de müzahir olmuştu. Bir sorulsun, soruşturulsun bakalım. Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp Fethullah Cumhuriyeti kurmak için 15 Temmuz'da halkımızı katleden FETÖ'nün yayın organı gibi neden faaliyet gösterdi? Mustafa Balba'ya yazdırmayan, Ümit Zileli'ye yol veren Can Dündar'ın Cumhuriyeti, Gürsel Kadrileri neden hizmete aldı? E tabi dumanlı Ekrem veya Mehmet Kamış gibileri yazdıracak değillerdi ya. Her şeyden evvel kamuflaj değerleri yok. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin Atatürkçü okurlarını bunlarla kandırması mümkün değil. Sözcü gazetesi içinde aynı şeyleri söylemek mümkün. Gerçi son günlerde kendi kendilerine kayyum atamış gibi yayın yapıyorlar ama keşke orada da Uğur Dündar veya Soner Yalçın genel yayın yönetmeni olsa. Atatürk'ün gözlerini logoya koyup da Fethullah'ın gözlerine bakan yayın çizgileri sadece konjonktürel değil, kalıcı olarak tarihe karışsa. Cumhuriyet gazetesini de Erdoğan ve AK Parti'ye baştan beri muhalif olan Ümit Zileli veya Mustafa Balbay yönetse. Hülasa, Atatürkçü okur kandırılmasa Malum medya taşeron örgütlere müzahir olmadığı vakit inanıyorum ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu kadar savrulmayacak. En azından Amerika Büyükelçisi Bas'a kulak vereceğine Atatürkçülere kulak vermek zorunda kalacak. Ne bileyim FETÖ'nün medyasını neden kapattınız veya FETÖ'ye bağlı elemanları neden mağdur ediyorsunuz demeyecek. Belki böyle böyle iktidar da olacak. Fena mı? Yoksa hangi gazeteye kim genel yayın yönetmeni olmuş? Bana ne? Salih Tuna, Yeni Şafak.